Yazar İsmail Mutlu'nun Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkındaki yanılgıları 1. bölüm. Bu Risale-i Nurlar'da Mehdi şahs-ı manevi mi yoksa bir kişi mi? Olarak. Şöyle diyeyim bak, Bediüzzaman şahs-ı manevidir ama her şahs-ı manevi bir başlatan vardır. Mesela der ki Mehdi'nin 3 vazifesi var. Evet. Bunların en temeli imam vazifesi olduğu haldedir. Onu halletmiş, sonraki gelen de siyasi işte şey. Ama zaman Hazretleri bunun bir şahs-ı manevi olduğunu, bu zamanın dahi de olsa fert, halifeliğe yetmediği mehdiliğe de, yani peygamberden daha üstün bir şey. Ama o şahsın bir başkanı olabilir. Yani Bediüzzaman mehdiliği bir şahs-ı manevi olarak görüyor. Kendisine sen mehdi misin denildiğinde bunu reddediyor. Ama şöyle bir şey diyeyim, bunlar hep mahkemeye karşı da, mahkeme de Bediüzzaman mehdiliğini iddia ediyor diyor, mahkemeye veriliyor. Evet. Böyle yargılamalar var o şartlarda. Hakim et-Tirmizi son velinin kendisi olduğunu iddia eder. İbn Arabi son velinin kendisi olduğunu iddia eder. İmam Rabbani Hazretleri mektubatta der ki kelam ehlinden biri gelecek, onu kendisi der. Şimdi alimlerde böyle bir şey de var. O son gelecek şeyin kendisi olduğu. Şimdi Bediüzzaman bir manada reddediyor, bir manada kabul ediyor. Bunun sonra çok delilleri var diyor yani. Ama ayrıca da onu. Evet. Sonra gelecek diyor. Sonra gelecek diyor. Ehl-i Beyt'ten çıkacak diyor. Ben de Ehl-i Beyt'ten sayılırım diyor. Ne kabul ediyor ne reddediyor. Evet. Kabul etmemesinin de sebepleri var. Demin reddetmesinin de sebepleri konuya var. Konuya istiladen söylüyor herhalde. Herkesin bir Mehdi... Tabii yani zaten her asıra diyor bir Mehdi lazımdır. Peki.